Twitter hesabından açıklamalar yapan Başkan Melih Gökçek, Suruç ve Ankara saldırılarını PKK'nın yaptığını ve bunu belgeleriyle ispatlayacağını söyledi. Lütfen herkes tanıdığına haber versin. Son günlerde PKK'nın sırf o için kendi insanına nasıl kıydığını belgelerle inşallah ispat edeceğim. Belgeleri gördüğünüzde şok olacaksınız. Suruç, Diyarbakır ve Ankara katliamları ve diğer tezgahlar, dedi. Bu akşam mı açıklayacaktı Melih Gökçek? Evet. Dedim ya, MİT elindeki belgeleri versin. Evet. Bekletmesin dedim. Yani bizim onların imkanlarını kullanma ihtiyacımız var. Film filan öyle zannediyorum. Yani hemen gereği yapılıyor. Güzel. Benim uzun araştırmalarım sonucunda da bulduğum bir film. Şimdi biliyorsunuz. Ne diyor? Adana ve Mersin'de 18 Mayıs'ta. Uzun araştırma sonucunda. Yani, İyi güzel. Yani seçimde. Resim bilgi ansiklopedisine. Daha önce. Patlamalar oldu, hatırlıyor musunuz? HDP'nin il merkezlerinde. Evet. Çiçek gönderdiler bir tarafa. Evet. Bir tarafa da bir paket gönderdiler. O paket patladı. 3 HDP'li yaralandı Adana'da. Hı hı. Öteki tarafta Mersin'de de çiçek patladı. Hı hı. Her taraf altı üstüne geldi. Hatta oradan size önce şeyler gösterelim. O patlamadan resimler gösterelim. Bakın bu hale geldi. Görüyor musunuz? Bu patlamalar... Mersin HDP il binasının görüntüleri şu an Melih Gökçek'in koyduğu görüntüler. Evet. Birazdan bunlara ilişkin önemli bir görüntü de. Şimdi görüntüler dizisi vereceğiz. Görüntüler dizisi vereceğiz. Bakın. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi bunlar oldu. Bu hadiseler olur olmaz akabinde bir de baktık ki şeyler açıklamalar yaptı. HDP milletvekilleri Demirtaş ve önce HDP Genel Başkan Eş Yardımcısı Adana 2. Sıra Milletvekili adayı Meral Danış Bektaş aynen şu açıklamayı yaptı. Koyacağım, görecek vatandaşlarımız da burada. Parti mitinglerinin yapıldığı iki komşu ilde aynı dakikalarda uğradıkları saldırının tesadüfi olmayacağını, planlı bir saldırı karşısında bulunduklarını, bunun sorumlusunun da hükümet olduğunu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun kışkırtıcılık yaptığını öne sürdü. Burada şu sarı kısma yanaştıracak olursa arkadaşlarımız ekranı, vatandaşlarımız da bu beyanı görecek. Hemen Demirtaş arkasından atladı. Ne dedi? Yaşanan patlamaların... %100 doğru söylüyor. Ve bir anda hemen gazetelerde, medyada yayınlar. Bu adam, yani bunu yapmak adam, IŞİD'ciliği. Şimdi filmi geri sardığımızı herhalde hatırlatmak gerekiyor. Filmin başladığı yer Ankara'sı. Tabii. Sonra ortaya çıkıp yapılan o provokasyon.